İyi akşamlar sevgili seyirciler. Manisa TV Haber Merkezi'nin sizler için hazırladığı Manisa haberleriyle karşınızdayız. Manisa Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı belediye meclis toplantısında yine gergin dakikalar yaşandı. Gerginliğe neden olan konuysa kent estetiği kurulunun kurulmasına yönelik teklifti. AK Parti tarafından meclise verilen bu önerge Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından hukuksuzca bir girişim olarak nitelendirildi. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanı Zülfikar Gürcan'la Başkan Ergün arasında sözlü atışma yaşandı. AK Partili meclis üyeleri tartışma üzerine salonu terk etti. Amir hükmüne göre partimizden istifa etme sonucunda Sayın Orkun Şükraşlı'nın imar komisyonu üyeliği düşmüştür. Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı belediye meclis toplantısını kültür sitesiyle aile salonunda gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti grubundan istifa eden Orkun Şıktaşlı'nın bağımsız olarak mecliste yerini alması ve AK Parti grubunun yaşanan bir tartışma üzerine salonu terk etmesi damga vurdu. Mecliste gündem maddelerinin görüşülmesi ardından önergelere geçildi. AK Parti'nin meclise kent estetiği kurulu kurmasına yönelik verdiği önerge, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından hukuksuzca bir girişim olarak nitelendirildi. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanı Zülfikar Gürcan'la Başkan Ergün arasında sözlü atışma yaşandı. Çünkü hukuka aykırı emirler veriyorsunuz. Kararlar. Ben mi veririm, sen mi veriyorsun bunları? Hayır canım, uygulamıyorsunuz. Bunun yarın bir gün bak mali idareyle... Gürcan, Kent Estetiği Kurulu'nun Sayıştay kararı yanı sıra meclis kararıyla da kurulabileceğini belirtirken, Ergün meclisin böyle bir karar alma yetkisi olmadığını ve bu yaklaşımın hukuksuz olduğunu söyledi. AK Parti Grup Başkanı Zülfikar Gürcan, hukuksuzluk iddiaları üzerine maskeye sunulan önergeleri hatırlattı. Başkan Ergün ise Gürcan'a konu dışı konuştuğu gerekçesiyle uyarı yaptı. Grup Başkanı Gürcan konuşmasına devam edince Ergün mikrofonun sesini kısma talimatı verdi. Duruma tepki gösteren AK Parti grubu meclis iradesinin yok sayıldığını ifade etti. Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün meclis üyelerine saygısızca davrandığını ifade ederek salonu terk etti. Çerçi'nin ardından AK Parti grubu da salondan ayrıldı. Yol açıp buyur, Zülfikar Bey şovu bırak. Gitmeyin zaten, ne gerekiyorsa ya. Ya şovla alakalı. Şov yapıyorsun sen. Ha şov yapıyorsun. İnsanlık namına söylüyor. Neyi soruyorsun? İnsanlık namına. Kasına çıktı vasiyet söyle orada. İnsanlık namına söylüyor. Burası maske toplantısı değil şu anda. Burası büyük bir belediye meclisi şu anda. Ben örnek vermek için söyledim. Verme örnek hemen. Meclis kararı tanımayan sizsiniz. Uygulamayan sizsiniz. Burada normal bir yönetmelik var. Nasıl söylüyorsunuz? Boşaltın. Söylüyorsunuz. Kasını yorulmanız. Ya sizin meclise hiç saygınız yok mu? Sizin yok mu? Bu kadar hepsi seçilmiş mi sana Sayın Başkan? Ben bir şey söyledim. Ya. Ben size söyledim. Sen söyledin Mehmet. Hemen ne diyorsun avukatlığına? İnsanlar, ya sizin hiçbirinize saygınız yok ki. Nasıl müslüm? Sizin yok mu söylediniz bizim? Ya siz mi arıyorsunuz deminden beri? Hukuksuz karar alıyorsunuz gönlümden. Karar hukuksuz da hukuktan geri döner. Meclisin iradesi bu. Evinize mi gidiyorsun bu? Demokrasi bu. Geçin zaten lütfen. Yetti zaten. Senin iradesi bu. Bu yeter ya. Evet, ben teşekkür ederim. Buyurun. Nasıl tavırdır, nasıl üsluptur ya? Biz de meclis yönetimi. Saygısızlık mı oldu benim için başta? Ben çıkıyorum. Çıkın, azarlıyorsun. Çıkarsan. Allah Allah. Eşiniz şu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan mikrofon krizi sonrasında toplantıyı terk eden grup üyeleri Başkan Cengiz Ergün'ü keskin sözlerle eleştirdi. AK Parti Grup Başkanı Zülfikar Gürcan, Başkan Ergün'ün haddini aştığını ifade ederken Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de Ergün'e kişilik sorunu var dedi. Adam bu, malzeme bu. Narsist bir kişilik. Kişilik sorunu var adamda. Kişilik sorunu var. İnsanlara saygısı yok, meclise saygısı yok, kendine saygısı yok. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Temmuz ayı belediye meclis toplantısında AK Parti Grup Başkanı Zülfikar Gürcan'ın mikrofonunu kapatması üzerine gerginlik had safhaya ulaştı. Toplantı salonunu terk eden AK Parti grubu kültür sitesi önünde toplanarak kısa bir değerlendirme yaptı. Bayramı arefesinde meclisimizde, Büyükşehir Meclisimizde hiç istemediğimiz, hiç istenmeyen bir olay
gerçekleşti. Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Cengiz Ergün'den bahsederek meclis üyesine saygısı yok, adam bu, malzeme bu, narsist bir kişilik, bu adamda kişilik sorunu var dedi. Kişilik sorunu var, insanlara saygısı yok, meclise saygısı yok, kendine saygısı yok. Böyle bir adam. Manisa'ya hayırlı olsun. Manisa'ya hayırlı olsun. Şunu söyleyeyim, bu reklamlarla, tabelalarla, bilmem neyle Cengiz Ergün halkın gönlüne giremez. Eğer seçim kazanacaksa, bu şehri yönetecekse önce halkın gönlüne girmeye baksın. Bırak bu reklamları, afişleri, tabelaları bıraksın, iş yapsın, iş. AK Parti Grup Başkanı Zülfikar Gürcan ise Başkan Ergün'ün haddini aştığını söyledi. Saygıya davet ediyoruz. Ağız tadıyla bir bayram geçirmemizi talep ediyordum. Ağız tadıyla bir bayrama gideriz umuduyla bu meclise geldik. Ama olmadı. Sadece biz hukuki noktalarda eksikleri ihtar etmek istedik. Malumunuz biliyorsunuz bundan 2 ay önce MASKİ'de %60'a yakın su faturalarına indirim yaptı. Bu indirimler bugüne kadar uygulanmadı. Bu neden uygulanmıyor? Bu meclis kararlarını tanımamazlık niye diye sorduğumuzda herhalde şartel koptu. Ve böyle istenmeyen olaylar söz konusu oldu. Yani ben burada Büyükşehir Başkanı'nın milletten özür dilemesini bekliyorum. Çünkü bu Manisa'ya yapılmış bir saygısızlıktı. Biz onu hiç kendimize, şahsımıza yapılmış saygısızlık olarak değil, Manisa'mıza... Manisa Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısının ardından yaşanan gerginliği değerlendiren Başkan Ergün, AK Parti'nin siyasi şov yaptığını söyledi. Grup Başkanı Zülfikar Gürcan'ın mikrofonunu kapatmasının yasal dayanağı olduğunu belirten Ergün, bunun adı tiyatrodur, tiyatro oynamayı bıraksınlar dedi. Çok iyi niyetlerle Ramazan ayının içerisinde bulunduğumuz ve dün gece Kadir Gecesi'ni kutladığımız ve 3 gün sonra bir Ramazan bayramını kutlayacağımız bir meclisi maalesef kötü bir şekilde tamamlama noktasında oldu. Büyükşehir Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanı Zülfikar Gürcan'ın mikrofonunu kapatmasından dolayı ciddi eleştiriler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yasal hakkını kullandığını söyledi. Ergün, AK Parti'yi şov yapmakla suçladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti grubunun biz yaptık oldu anlayışından vazgeçmesi gerektiğini söyleyerek, yasal olarak istediği kişiye söz verme hakkı olduğunu belirtti. Maske kararlarının artık konuşulma noktasına gelindiğinde, defalarca kendisini uyarmış olmama rağmen bunu canlı yayında da hepiniz rahat bir şekilde ve gözlemlediniz, gördünüz. En sonunda mikrofonun kapanması talimatını verdim. Çünkü daha geride 3-4 tane diğer maddenin devamı söz konusudur. Ve ilgili alınmış olan kent estetiği yönetmeliğinin İkinci defa iade kararını bu mecliste konuştuğumuz gündem maddeleri içerisinde yer alan maddenin içerisinde emrivaki bir şekilde kurulun oluşumu, yani kendi çoğunluklarınla kent estetiği yönetmeliğinin içerisindeki kurulun oluşmasıyla ilgili vermiş oldukları önergenin maddesi konuşulurken bunlar hasıl oldu. Bu bir yerde biz ne dersek olur anlayışıyla, bizim istediğimiz olur anlayışıyla meclis başkanına, yani Büyükşehir Belediye Başkanı'na verilen yetkiler dahilinde, kanunlar çerçevesinde başkan istediğine söz verip istediğine söz vermeme noktasında bir kanun vardır. AK Parti grubunun salonu terk etmesiyle ilgili konuşan Ergün, Mehmet Çerçi meclisi terk edelim dedi. Arkasından diğer meclis üyeleri gitti. Grup başkanı orada oturuyor, Yunus Emre belediye başkanı çıkıyor. Grup başkanı Zülfikar Gürcan mı, Sayın Çerçi mi? Bunun cevabını da vatandaş versin dedi. Kendileri bırakıyorum, vatandaşa bırakıyorum, halka bırakıyorum. Sadece ve sadece tek bir düşünce Cengiz Ergün'e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy çoğunluğuyla iş yaptırmamak anlayışıdır. İcraat yaptırmama anlayışıdır. Maalesef bu da çok üzüntü vericidir. Sonuçta biz sabırla, metanetle yine işimize devam edeceğiz. Bunun adı tiyatrodur. Açık ve net söylüyorum. Artık bu tiyatro oynamaktan da vazgeçsinler. Gelsinler,
bu vatandaş için, bu halk için. Onlar da birer seçilmiş bireydir. Bizler de seçilmiş birer bireyiz. Sonuçta herkes birbirine saygı duymak zorunda. Bu vatandaşa hizmet etmek zorundayız. Biz böyle kabullendik. Böyle hareket ediyoruz. Ama... Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili meclis üyesi Orkun Şıktaşlı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Şıktaşlı istifasının ardından ilk kez gerçekleşen meclis toplantısında bağımsız olarak sandalyeye oturdu. Meclise merak edilen neden istifa etti sorusunu da cevaplandıran Şıktaşlı, AK Parti'nin fayda sağlayacak bir proje üretmek yerine muhalefet görevi gördüğü için partiden istifa ettiğini söyledi. Etkisi vardır muhakkak tabii. Orkun Bey'den çok tabii bugünkü geldiğimin anlamını oradan arka cepheden anlayabiliyorum. Ve net olarak hatta hep sizinle ilgili yani daha doğrusu. AK Parti'nin önemli kademelerinde görev yapan Orkun Şıktaşlı'nın meclis üyeliğinden ve partisinden istifa etmesi Manisa'da şok etkisi yarattı. AK Parti grubunun meclisi terk etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanında açıklama yapan Orkun Şıktaşlı, AK Parti çatısı altında hizmet üretemediğim için istifa ettim dedi. İstifanı gerekçem bu akşamki o yaşananlarda benzerlik gösteren daha önceki davranışların birikimi oldu. Ağırlıklı olarak Manisa'ya en doğru hizmeti vermek ve meclis üyesinin başlıca görevi. Ben bu fonksiyonumu AK Parti çatısı altında bu yapıyı da icra edemediğimi gördüm ve bu gerekçeyle istifa ettim. Yani kavgacı üslubum yatırımların önüne engellendiğini fark ettiğiniz için. Fayda sağlayacak proje üretmek yerine muhalefet eder anlayışın doğru olmadığı kanaatindeyim. Geçmişte siyaset yaparken de... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cinnet getiren bir baba 14 yaşındaki kızını av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra bir kurşun da kendisine sıktı. Dün yaşanan korkunç olay bugün aile yakınlarının eve gelmesiyle ortaya çıktı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinin Delemenler mahallesi Ortağan semtinde oturan Erhan Uslu, kızı Feride Uslu'yu av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdükten sonra silahı kendi boğazına sıkarak intihar etti. Dün saat 17 sıralarında meydana geldiği tahmin edilen olay bugün saat 9'da cinnet getiren Eray Uslu'nun Alaşehir merkezde oturan babası Şükrü Uslu'nun oğlunun eve gelmesiyle ortaya çıktı. Baba Şükrü Uslu, oğlunun evinin kapısını açınca korkunç manzarayla karşılaştı. Şükrü Uslu durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine çağrılan Cumhuriyet Başsavcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın saat 17 sıralarında meydana geldiği, komşusu olmaması nedeniyle silah sesini duyan olmadığı belirtildi. Evladım yok benim, liseye giden kızım yok benim, gari liseye giden. 33 yaşında hem kızına hem de kendine kıyan Eray Uslu'nun tarımla uğraştığı, 14 yaşındaki Feride Uslu'nun ise Delemenler Ortaokulu'nu bitirdiği öğrenildi. Savcılık, cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Oh, benim evladım yok, benim hiç içerim. Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya mahallesinde meydana gelen kazada akaryakıt tankeriyle kamyon çarpıştı. 30 ton akaryakıt yüklü tankerin patlamaması bayram öncesi olası bir facianın önüne geçmiş oldu. E96 karayolunda meydana gelen kaza nedeniyle Salihli istikametinde 20 kilometre araç konvoyu oluştu. E96 karayolu Gökkaya mahallesi girişinde meydana gelen kazada Ali Ağa'dan akaryakıt alarak Uşak'a bağlı Eşme ilçesine seyir halinde olan Tahsin Ata yönetimindeki tankere aynı istikamette seyir halinde olan Ramazan Özkan yönetimindeki kamyon çarptı. Şoför nerede şoför? Arası! Ha! Şoför abi! 22! Akaryakıt tankerinin lastiğinde patlak oluştu ve sağ şeritte park haline geçtiği sırada diğer kamyonun tankere çarptığı öğrenildi. Yarısı mazot, yarısı benzin toplamda 30 ton yakıt bulunan tankere çarpan kamyon sürücüsü Ramazan Özkan yaralandı. Olay yerine AKS ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Tankerde olası yangın ihtimaline karşı soğutma işlemleri yapıldı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası E96 karayolu Salihli istikameti trafiğe kapandı ve 20 kilometrelik araç konvoyu oluştu. Kazayla ilgili emniyet güçleri soruşturma başlattı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe koordinatörleri, daire başkanları ve büyükşehir personeliyle bayramlaştı. Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte artık il bütününe hizmet verdiklerini belirten Başkan Ergün, tüm Manisalıların ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının aileleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmesini diledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, Genel Sekreter Yardımcıları Fuat Uzun, Aytaç Yalçınkaya, Yılmaz Gençoğlu ile birlikte MHP İl Teşkilatı, ilçe koordinatörleri, daire başkanları ve belediye personeliyle makamında bayramlaştı. İlk olarak MHP Manisa İl Teşkilatı'nı ağırlayan Başkan Ergün, İl Başkanı Tanju Balatlı, Şehzadeler İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Yunus Emre İlçe Başkanı Onur Baylan ve Ülke Ocakları İl Başkanı Murat Yürük ve partililerle bayramlaştı. Partililerin ardından Başkan Ergün, ilçe koordinatörlerini kabul ederek koordinatörler nezdinde tüm Manisalıların bayramını tebrik etti. Daha sonra daire başkanları ve belediye başkanlarını kabul eden Başkan Ergün, tüm personelle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Manisa'nın her bölgesine en güzel hizmetleri el birliğiyle ulaştırdıklarını belirten Başkan Ergün, bu güzel bayramda dostlukların ve kardeşliklerin pekişmesini diliyorum diye konuştu. Bir ayın sultanı Ramazan ayı bitiyor. Yurt genelinde bayram heyecanı yaşanıyor. Manisa'da da Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hemen hemen her mahallede iftarlar yapıldı, oruçlar açıldı. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisalıların bayramını şimdiden kutladı. İşte Vali Bektaş'ın bayram mesajı. Huzurlu, bereketli bir Ramazan sonunda Ramazan bayramına hazırlanıyoruz. Manisa'da Ramazan ayı dolu dolu geçti. Kentin hemen hemen her yerinde iftarlar yapıldı, oruçlar açıldı, dualar edildi. Ramazan geceleri etkinlikleri düzenlendi. Mübarek ay bitti ve Ramazan bayramı hazırlıkları başladı. Bayram tatili öncesi Manisa Valiliği'nde bayramlaşma töreni vardı. Personeliyle bayramlaşan Vali Bektaş, Manisalıların bayramını da şimdiden yayınladığı bir mesajla kutladı. Göl Marmara ilçemizde meydana gelen o büyük trafik kazası oldu. Dolayısıyla bu ilki bayram mesajımız maalesef biraz o kazanın gölgesinde olmak zorunda. Ben bütün vatandaşlarımızın, bütün Manisalı hemşehrilerimizin bayramlarını kutluyorum. Bayramı bayram gibi yaşamalarını diliyorum. Arada dargınlıkların, kırgınlıkların giderildiği bir huzur, bir sevinç ortamı oluşsun istiyorum. Ve bu bayram için yola çıkan hemşehrilerimize, trafiğe çıkan hemşehrilerimize trafik kurallarına azami riayet etmelerini rica ediyorum, umut ediyorum, istiyorum. Aslında trafik kurallarına uymanın bir bedeli yok. Bizi sıkıntıya soktuğu bir durum yok. Ancak uymamanın başımıza açtığı sorunları hep beraber biliyoruz. Kazasız belasız sağlık. Olun.
Ramazan ayı sona eriyor. Manisa'da mübarek ay dolu dolu yaşandı. Özellikle Şehzadeler Belediyesi'nin hem iftar sofraları hem de Ramazan geceleri etkinlikleri ay boyunca Manisalılara hizmet verdi ve tam not aldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisalıların bayramını kutlamayı da ihmal etmedi. Başkan Çelik tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ederek hayırlara vesile olmasını diledi. Tüm hemşehrilerimin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Güzelliklere, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Şehzadeler ilçesinde Ramazan ayı boyunca her gün iftar sofraları kuruldu, dualar edildi, ilahiler okundu ve hem çocuklara hem de büyüklere yönelik etkinlikler düzenlendi. Ramazan bayramına ise sayılı günler kaldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ramazan bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. İşte Başkan Çelik'in mesajı. Duamız ve niyazımız bu güzel Ramazan ve bayram hürmetine o kardeşlerimizin de bu sıkıntılarından kurtulmalarıdır. İnşallah tüm gönül coğrafyamıza ülkemizdeki birlik, beraberlik ve huzur ortamının hakim kurulmasını niyaz ediyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak biz de Ramazan ayı boyunca Ramazan'ın ruhuna uygun düzenlediğimiz programlarımız ve hizmetlerimizde her daim hemşehrilerimizin yanında olmaya çaba ve gayret sarf ettik. Aynı şekilde ağız tadı içerisinde güzel bir bayramında hemşerilerimiz ve tüm Müslüman kardeşlerimiz tarafından geçirilmesini yürekten temenni ediyorum. Herkese kendine saygılarımı sunuyorum. Bayramlar, tatiller. Şehzadeler Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü ve Özel Kalem Müdürü görevinde bulunan Bilal Demir, Başkan Çelik tarafından başkan yardımcılığına atandı. Demir'den boşalan Özel Kalem Müdürlüğü'ne ise belediyede memur olarak görev yapan Semiha Arman atandı. Bugün itibariyle Şehzade Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik tarafından başkan yardımcısı olarak atanmış bulunmaktayım. Şehzadeler Belediyesi'nde Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Bilal Demir, Başkan Yardımcısı olarak atandı. Atamayla beraber Şehzadeler'deki Başkan Yardımcısı sayısı 6'ya yükseldi. Bilal Demir'den boşalan Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna ise memur olarak görev yapan Semiha Arman atandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Demir, her türlü olumsuzluğa rağmen şehzadelere yaptığı hizmetlerle farkını ortaya koyan bir başkanın en yakın ekibinde bulunmak benim için büyük şereftir dedi. İşte böyle bir belediye başkanıyla beraber onun en yakın ekibinde çalışmış olmak benim için gerçekten çok büyük bir şereftir. İnşallah bu görevi dahiki de yerine getireceğimi umuyorum. 1980 doğumluyum. Manisa İnovatif Lisesi'ni bitirdim. Arkasından yine üniversite olarak da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve yine Anadolu Üniversitesi Medya İletişim Bölümü mezunuyum. Manisa Gazeteciler Cemiyeti üyesiyim. Basın Konseyi üyesiyim. Yine Kızılay Derneği ve Manisa Spor'umuz, Manisa Spor'un da kongre üyesiyim. Manisa'da yaklaşık 20 yıldır gerek gazetecilik, gerek siyasi hayat, gerek sosyal hayatın içerisinde Manisa'yı yakından tanıyan bir insanım. İnşallah başkanımızın göstermiş olduğu bu güvene layık olmaya çalışacağız. Sevgili seyirciler, bu haberle haberlerimizi noktaladık. Bültenimize para piyasasıyla devam edelim. Hava durumu var. Yarın Manisa'daki en düşük ve en yüksek sıcaklık derecelerini öğrenelim.
Manisa TV 18.30 ana haber bülteni ile karşınızda olduk. Manisa haberlerinin merkezinden herkese iyi akşamlar diliyoruz. Daha fazla haber ve ayrıntıya manisahaberleri.com ve Twitter, Facebook adreslerinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.